Kırcaali Arkeoloji Müzesi, Bulgaristan'da hala Türklerin en yoğun yaşamış olduğu şehir olan Kırcaali'de yer alır. Bulgaristan'ın 2001 yılı nüfus sayımında Kırcaali Valiliği şehrin nüfusunu 164.000 olarak belirlemiş olup, Kırcaali halkının beyanına göre şehirde 101.000 Türk ve 55.000 Bulgar yaşamaktadır. Dini aidiyet konusunda ise 114.000 kişi Müslüman, 35.000 kişi Hristiyan olduğunu belirtmiş olup 13.000 kişi bir bildirimde bulunmamıştır. 55.000 Bulgar olmasına rağmen 35.000 Hristiyan olması Kırcaali'de yaklaşık 20.000 Pomağan yaşadığını göstermektedir. Kırcaali'de yaklaşık 2.000 Roman da yaşamaktadır. Kırcaali Osmanlılar tarafından 1363-1364 yıllarında fethedilmiştir. Modern Kırcaali 1487 yılında Karamanoğulları Beyliği'nin yıkılmasıyla Rumeli'ye gönderilen Türkler tarafından kurulmuştur. 1912-1913 yılında yaşanmış olan Balkan Savaşı'nda Kırcaali Bulgarlar tarafından işgal edildi. Bunun üzerine Türkler Bulgarlara karşı ayaklanarak Kırcaali ve Gümülcine merkezli Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni kurdular. Ancak Osmanlı bu hükümeti eğitimli kesimin buraya göç etmesi ve kendisine rakip olması ihtimaline karşı bu hükümeti tanımadı. Bulgarların baskıları üzerine hükümet dayanamadı ve dağıldı. Muhteşem bir mimariye sahip olan Kırcaali Medresesi'nin arazisini Müslüman halk kendi aralarında topladıkları paralarla 1920 yılında satın aldılar. Medrese, ünlü Rus mimar St. Petersburg Güzel Sanatlar Akademisi profesörü olan Pomerantsev tarafından Orta Asya Türk mimarisine uygun olarak 1923-1928 yılında inşa edildi. Orta Asya Türk mimarisiyle inşa edilen Kırcaali Medresesi maalesef ki hiçbir zaman inşa amacına uygun kullanılamadı. Komünist idare medrese binasına el koyarak Türklerin elinden alıp önce askeri amaçta kullanmış, ardından da müzeye çevirmiştir. 1300 metrekare alana sahip olan müze Bulgaristan'ın en güzel müzelerinden birisidir. Kırcaali Medrese binası Bulgarlar tarafından 1945 yılına kadar askeri bina olarak kullanılmış, 1947 yılında Müslüman halkın binayı geri alma çabaları olsa da Bulgaristan tarafından kabul edilmemiştir. 1950 yılında Bulgaristan hükümeti medrese binasına devlet malı tapusu çıkararak binayı Devlet Türk İlkokulu olarak hizmete açtı. Ardından 1980 yılında tadilat amacı ile ilkokulu kapatarak 1986 yılına kadar süren tadilat sonrasında binayı şu anki hali olan Kırcaali Arkeoloji Müzesi olarak kullanıma açtı. Medrese binasının geri alımı için Sofya Müftülüğü 1992 yılında Yüksek Mahkeme'ye başvursa da mahkeme tarafından başvurusu yine reddedildi. Videomu beğenip konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilir ve abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.